iki cihan güneşi, kainatın efendisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait. 10. Bölüm. Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi ve inayeti her birimizin üzerine olsun. Amin. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir evvelki bölümümüzde anlatmaya çalışmıştık. Medine'ye hareket etmiştiler. Kuba'da bir mescit inşa edildi ve Kuba'da 10 gün kaldıktan sonra Medine'ye doğru hareket etmişlerdi. Oradan inşallah yolculuğumuza devam ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol esnasında sol tarafa dönmüş, Salim bin Affoğulları yurduna varmış, ilk cuma namazını kılmış ve yola revan olmuşlardı. Arkasında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, etrafında Neccaroğulları yiğitleriyle Medineli Müslümanlar var. Kimi yaya olarak, kimi binekli olarak, sevinç ve tekbir getirişlerinden adeta yer gök inliyor. Lütfen hayal edin. Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem, devesinin üzerinde ağır ağır Medine'nin içine doğru ilerliyor. Sevinç dalgaları şehrin her tarafını sarmış. İslam'a merkez olma şerefine erecek bu güzel şehir, sürurundan adeta çalkalanıyor gibi. Kadınlar, çocuklar, söyledikleri şiirlerle bu manzaraya bir başka tatlılık katıyorlar. Şöyle anlatıyorlar: Veda yokuşundan doğdu dolunay bize. Allah'a yalvaran, oldukça şükretmek gerekir mesut halimize. Ey bize gönderilen yüce peygamber, sen itaat etmemiz gereken bir emirle geldin bize. Medine halkı sokaklardaydı. Çocuklar en güzel kıyafetlerini, bayramlıklarını giymişler. Neşe ve sevinç içinde oynuyorlardı. Evlerinin damından kadınlar, yolda erkekler hoş geldiniz, hoş geldiniz diyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, önünden geçtiği her evin sahibi, kendisini evinde misafir etmek, bu şerefe nail olmak istiyor, devesinin yularını tutup, ''Ne olur, buyurun, bize buyurun.'' diyordu. Kendisi tebessüm ederek, ''Hayra erin, deveye yol verin, ona gideceği yer buyurulmuştur.'' diye cevap veriyordu. Gerçekten de o deve sağa sola bakarak kendiliğinden yoluna devam ediyordu. Kasva ilerleyerek Malik bin Neccaroğullarına ait evlerin yanına kadar gitti ve oradaki boş bir arsada durdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kasva'nın üzerinden hemen inmedi. Deve az sonra ayağa kalktı. Biraz ilerledikten sonra birdenbire geriye döndü ve ilk çöktüğü yere geldi. Oraya tekrar çöktü ve artık kalkmadı. Boynunu ve göğsünü yere uzatarak tatlı tatlı böğürmeye ve sağa sola deprenmeye başladı. Dikkatler Kasva'nın üzerindeydi. Efendimiz aleyhisselam onun çöktüğü yere mi misafir olacaktı yoksa başka bir yere mi? Kimse bir şey bilmiyordu. O sırada Neccaroğullarının küçücük kız çocukları defler çalarak yanına geldiler. Biz Neccaroğulları kızlarıyız. Sizin akrabalığınız, komşuluğunuz ne hoştur diyorlardı.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu küçücük yavruların samimi duygu ve sevinçlerini tebessümle karşıladı. "Beni seviyor musunuz?" diye sordu. Hep bir ağızdan, "Evet, seni seviyoruz ya Resulallah!" dediler. Kainatın efendisi ise, "Allah biliyor ki, ben de sizi seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum." buyurdu. Medineli Müslümanlardan her biri, Fahri Alem Efendimizin evine şeref vermesini istiyordu. Hatta bir ara, Kasva çöktüğü zaman, Cebbar bin Sah, kaldırmak için ayağıyla biraz vurur gibi oldu. Bunu fark eden Hazreti Ebu Eyyub radıyallahu anh Efendimiz, "Ey Cebbar, sen benim evimin önünden kaldırmak için ona vurdun. Resulullah'ı hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki, İslamiyet mani olmasaydı, sana kılıçla vururdum." demekten kendini alamadı. Tabii ki bunlar bir heyecandan dolayı oluyordu. Herkes bu şerefe nail olmak istiyordu. Kasva, ikinci sefer çöküp yerinden kalkmayınca Efendimiz, "İnşallah menzilimiz burası." buyurdu ve indi. İşte böylece İslam ve cihan tarihinin kaydettiği en parlak hadiselerden biri olan hicret bu inişle sona eriyordu. Müslümanlar merak ve heyecan içinde, acaba kimin evini şereflendirecek? Etrafını saranlara şöyle buyurdular: "Akrabalarımızdan hangisinin evi buraya daha yakın?" Neceroğullarından Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an sevinç ve heyecanla ortaya çıktı. "Ya Nebiyallah, benim evim daha yakındır. İşte şu evim, şu da kapısı." dedi. Sonra da, "Müsaade buyurursanız devenizin üzerindekileri oraya taşıyayım." dedi. Kasva'nın yükünü indirip palanını soydu ve evine taşıdı. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, "Kişi bineğinin ve ağırlığının yanında bulunur." buyurdu. Ve Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Git, bizi kabul için yer hazırla." diye emretti. Sevgi tezahürleri arasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalktı, haneye gitti. Efendimizin Medine'ye teşrifiyle vatanlarından ayrı düşüp de gönülleri mahzun olan muhacirlere adeta taze bir can geldi. Ensar'ın yüzü, gönlü sürura gark oldu. Mihmandar Fahri Alem Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an şöyle anlatıyor: "Efendimiz evime şeref verdiği zaman alt kata inmişti. Ben ve zevcem yukarı kattaydık. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Benim yukarıda olmamı, senin alt katta olmanı hoş görmüyorum. Bu bana çok ağır geliyor. Siz yukarı çıkın, orada bulunun. Biz de aşağı inelim, aşağıda oturalım." dedim. Efendimiz, "Ya Eba Eyyub, evin alt katında bulunmamız bize daha uygun ve münasiptir." dedi ve alt katta oturdu. Biz de üstteydik. Yukarıdayken içinde su bulunan testimiz kırılıverdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın üzerine damlayıp onu rahatsız etmesinden korktuk. Zevcemle tek örtüneceğimiz kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık. Hazreti Ebu Eyyub radıyallahu an bir gece uyandı ve bu duygunun tesiriyle bir türlü uyuyamadı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın alt katta olmasından çok rahatsızdı. Ufak ufak eşyalarını evin başka tarafına taşıdılar
ve orada uykusuz sabahladılar. Sabah olunca olan biteni anlattı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aşağısı bana daha uygun buyurdu. Fakat büyük sahabe buna daha fazla tahammül edemedi. Ya Nebi Allah, ben yukarıda, siz aşağıda olmaz dedi. Bunun üzerine Efendimiz üst kata, Ebu Eyyub ve zevcesi de alt kata taşındı. 7 ay bu evde kaldılar. Medineli Müslümanlar bu eve yemekler getiriyorlar, Efendimizin ihtiyaçlarını yerine getiriyorlar ve adeta yarış halinde bunları yapıyorlardı. Günler böyle geçti. Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiklerinde Müslümanların kullandıkları kendilerine mahsus bir tarihleri yoktu. Bunun üzerine Efendimizin hicretinin başlangıcını kabul ettiler ve hicretin gelişinden 1 ay, 2 ay sonra veya hicretten 3 ay önce diye tabirler kullanmaya başladılar. Gerçekten de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar bu suretle kullanıldı. Sonra kullanılmadı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında da 4 sene böyle geçti. Sonra medeni münasebetlerden sonra değişik vakitler tayin edildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hicretleriyle 13 senelik Mekke devri geride kaldı. İslam tebliğ tarihinde çok önemli bir yer olan bu devreyi tekrar özetlemek gerekirse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında hatırlayın peygamber olarak vazifelendirilmişti. O zaman Arap toplumu bütün dünya ile birlikte büyük bir karanlık ve vahşet içindeydi. Allahu Teala aynı zamanda İslam'ı neşretme ve yaşayıp yaşatma vazifesinde nasıl hareket etmesi gerektiğini de bildiriyordu. Efendimiz aleyhisselam aynen bu emirlere göre yaptı her şeyi. Hayata her yönüyle yepyeni bir düzen ve şekil vermeye müteveccih bir tebligatın pek de kolay olmayacağı biliniyordu. Hele hele o zamanın öylesine vahşi adetlerine nasıl bir anda son verilebilecekti? Bu çok güçtü. O yüzden Efendimiz aleyhisselam karşısındakinin mizacını çok iyi biliyordu. Ona göre konuşuyordu. Yumuşak davrandı, tebessüm etti, anlayışlı oldu. Ve bunlar İslamiyet'in hızlı bir şekilde yayılmasına vesile oldu. İftiralar atıldı hatırlayın. Bu iftiralara rağmen hakikati anlatmaya devam etti. Birçok sınırlar aşıldı. Hakaretlerin bini bin para oldu. Eziyetler görüldü. Lakin doğru yoldan çıkmadılar. Ardından Akabe biatları oldu. İkinci Akabe biatından sonra da okuduğumuz, paylaştığımız hicret başlamış oldu. Ve böylelikle Mekke devrini geride bırakıyoruz. Geçiyoruz şimdi Medine'ye. Biraz Medine'den bahsedelim. Şimdiki gibi o zaman da Arabistan'ın en önemli şehirlerinden birisiydi Medine. Arazisi oldukça geniş, etrafı dağlarla çevrili, iklimi Mekke'ye göre daha tatlı, arazisi ekim için daha müsait, havası güzel, suyu serin ve oldukça sulak bir arazi ve Mekke'ye oranla daha çok yağmur yağıyor. Burası o hicret anına kadar Yesrib ismini taşıyordu. Yesrib isimli birinden almış o ismi. Ama bu kelimede fesat manası bulunduğundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen bu ismi değiştirmiş ve artık burası Medine demiş.
Medine'de peki kimler vardı? Müslümanlar vardı elbette. Ayrıca Yahudiler ve Hristiyanlar da bulunuyordu. Nüfusu oldukça kalabalık bir şehirdi. Bazı kaynaklarda Medine nüfusunun o zamanlar 12-13 bin civarında olduğu anlatılır. Daha evvelki programlarda duydunuz, Evs ve Hazreç kabilesindeki insanlar Müslüman olmuşlardı. Evs ve Hazreç adındaki iki kardeşten üreyip çoğalan bu iki kabile arasında bazı ihtilaflar, kavgalar, şunlar bunlar olmuştu ve böyleyken İslam'la tekrar kardeş oldular. Yine okuma yazma bilenlerin sayısının Medine'de oldukça az olduğunu görüyoruz. İşte böyle bir Medine toplumuna bakalım hangi etmenler gelecek, güzellikler hasıl olacak. Yusuf aleyhisselamın sülalesinden olan Abdullah İbni Selam radıyallahu anh, Medine Yahudilerinin en ileri gelenlerinden bir tanesiydi. Alim bir zattı. Tevrat'ı ve tefsirini çok iyi ezberlemişti. Ayrıca babası ahir zamanda gelecek peygamberin özelliklerini ona anlatmış ve demişti ki, eğer o Harun neslinden gelirse ona tabi olurum, yoksa ona tabi olmam demişti. Babası Efendimiz aleyhisselam henüz Medine'ye gelmeden vefat etti. Efendimizin Medine'ye gelişini Müslümanlara müjdeleyen Yahudinin sesini Abdullah İbni Selam da işitmiş ve kendisini tutamayarak Allahu Ekber diye tekbir getirmişti. Bunu istemsiz olarak yapmış. Bunu duyan yanındaki halası, Allah seni umduğuna erdirmesin. Vallahi Musa peygamberin geleceğini duymuş olsaydın, bundan fazlasını yapmazdın diye onu eleştirdi. Abdullah bin Selam radıyallahu anh ise, ey hala dedi, vallahi gelen de onun kardeşidir. O da onun gibi bir peygamberdir. Halası, yoksa dedi, kıyamete yakın gönderileceği bize haber verilen peygamber bu mu? Evet deyince, öyleyse dedi, sen bu davranışında haklısın. Efendimiz aleyhisselam, henüz Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin evinde kaldığı bir sıra. Abdullah İbni Selam ziyarete geldi. Efendimiz'e bir takım sualler sordu. Tevrat'tan sorduğu suallere, yine Tevrat'a uygun cevaplar alınca şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Sonra da, ya Resulallah dedi, Yahudi milleti iftiracı, çok yalancı bir millettir. Yarın onlar benim Müslüman olduğumu duyunca, türlü türlü yalanlar uyduracak, iftirada bulunacaklar. Müslümanlığım duyulmadan önce, beni onlardan sorun, nasıl biriyim, ne olur, tasdik ettirin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bir tarafa gizleyip Yahudi ileri gelenlerinden bazılarını davet etti. Sorular sordu. Yahudilere ilk önce, ey Yahudi cemaati, siz benim Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğumu pek iyi bilirsiniz. Ben hak dinle geldim, Müslüman olun dedi. Yahudiler, biz senin peygamber olduğunu bilmiyoruz deyince, hatta bunu üç defa tekrarlayınca, sizin içinizde Abdullah İbni Selam adında birisi var. O nasıl bir kişi diye sual eylediler. O bizim içimizde hayırlı bir babanın hayırlı bir oğlu. Kendisi de babası da en faziletlimiz, en alim olanımızdır dedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, peki o Müslüman olursa siz ne dersiniz deyince, haşa dediler, Abdullah hiçbir vakit Müslüman olamaz. Bu sualini üç sefer tekrarladı Efendimiz. Her seferinde onlar da hayır dediler, o kesinlikle Müslüman olmaz. Bunun üzerine Abdullah İbni Selam radıyallahu anh'a hitaben
''Ya İbni Selam gel!'' diye çağırdı. Abdullah sanki yıllardır kilitli kalmış, elleri kolları bağlanmış, sonra özgürlüğüne kavuşmuş biri gibi kükredi. ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.'' Yahudiler şaşkın. ''Evet, bu Abdullah.'' Gelir gelmez dedi ki, ''Ey Yahudi cemaati, Allah'tan korkun. Size geleni kabul edin. Vallahi siz de bilirsiniz. O yanınızdaki Tevrat'ta ismini ve sıfatını yazılı bulduğunuz bu kişidir.'' Yahudiler yine çark ettiler. ''Sen yalan söylüyorsun. Sen aramızdaki en kötüsün.'' dediler. Ve onu kıymetini düşürmek için bir sürü iftiralar atarak, kabahatler atarak isnat ettiler. Abdullah bin Selam, ''Ya Resulallah, korktuğum işte buydu. Ben sana onların gaddar, yalancı, facir bir millet olduğunu haber vermemiş miydim? İşte dediğim çıktı.'' dedi. Yahudiler oradan çıkartıldı. Abdullah İbni Selam radıyallahu an evine gitti üzgün. Lakin mutlu bir haber geldi. Onun davetiyle bütün ev halkı ve halası da Müslüman olmuştu. Lakin Mekke'de yaşananlar maalesef Medine'de de yaşanıyordu. Yahudilerin bazı ileri gelenleri Abdullah İbni Selam Müslüman oldu diye türlü türlü desise ve sözlerle onu Müslümanlıktan vazgeçirmeye çalıştılar, başaramadılar. Onunla birlikte birçok Yahudi alimi de kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Sonra iman etmeyen diğer Yahudi alimleri laf getirip götürmeye başladılar. Efendimiz'e hitaben, ''Ona bizim şerlilerimiz, aramızdaki en kötülük yapanlarımız, en akılsızlarımız tabi oldu. Eğer akıllı olsalardı, hayırlı olsalardı, atalarının dinini terk etmezlerdi.'' diye konuştular. Bunun üzerine Allahu Teala Ali İmran suresinin 113. ayetini indirdi. ''Onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde bir cemaat vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların Medine'de huzur içinde bir hayata kavuştuklarını gören müşrikler çok rahatsız oldular. Medine'de de onları rahat bırakmak istemiyorlardı. Mekke'de uyguladıkları Efendimiz'den halkı uzaklaştırma tarzını burada da tatbik etmek istiyorlardı. Bu amaçla onu himayeye söz vermiş bulunan Ensar'a üst üste muhtıra mahiyetinde ağır dille yazılan iki mektup gönderdiler. Neydi bunlar? ''Kesinlikle bu himayeden vazgeçeceksiniz. Aksi takdirde başınıza şunlar şunlar gelecek.'' Yani tehdit mektuplarıydı. Lakin Medineli Müslümanlar hiç bunları umursamadı. Hatta sert cevap verdiler. Medinelilere gelen bu ihtar mektuplarından Efendimiz de haberdar oldu. Bu sebeple Medine devamlı teyakkuz halindeydi. Yani hazırdı. Her an bir saldırı gelebilirdi. Müslümanlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Hatta bazı geceler uyumadıkları geceler bile oluyordu. Bir gün bir ses işitildi. Sesi duyan feryadı bastı. Her haslette zirvede olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cesarette de zirve noktadaydı. Birçok insan acaba bu ses nedir, bu ses nereden geliyor diye teyakkuz halinde, korku halinde beklerken
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen kılıcını kuşandı, atını atladı, yanlarına vardı ve kendilerini teselli ve teskin etti. Hatta Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ne zaman bir feryat kopsa, korktuğumuz bir olay, bir ses olsa, Efendimiz'i oraya koşar halde bulduk. Mekkeli müşrikler, Medineli Müslümanları, Efendimiz'in himayesinden vazgeçirmek için sadece mektup göndermediler. Bazı ekonomik baskı ve tedbirlere de başvurdular. Ayrıca Medine'deki münafıklardan ve Yahudilerden bazılarını elde ederek Müslümanlar arasına fitne ve fesat düşürmeyi ve aralarını bozmayı düşünüyorlardı. Allah rızası için her şeyini geride bırakıp Medine'ye hicret etmiş bulunan muhacir Müslümanlara Medineli Müslümanlar muhabbet ve samimiyetle kucak açtılar. Ellerinden geleni yaptılar. Lakin muhacirler Medine'nin havasına, adetlerine ve çalışma şartlarına alışkın değillerdi. Mekke'den gelirken de yanlarında hiçbir şey getirememişlerdi. Bu sebeple Ensar adını alan Medineli Müslümanlara ısındırılmaları gerekiyordu. Medine'ye hicretten 5 ay sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar ile muhaciri bir araya topladı. 45 muhacir, 45 ensar. Birbirlerine kardeş yaptı. Kurulan bu kardeşlik müessesesi, maddi manevi yardımlaşma ve birbirlerine varis olma esasına dayanıyor. Bu suretle muhacirlerin yurtlarından ayrılmalarından dolayı duydukları keder ve üzüntüyü giderme, onları Medinelilere ısındırma ve destek kazandırma gayesini güdüyordu. Kurulan bu kardeşlik sistemine göre, Medineli ailelerden her birinin reisi, Mekkeli Müslümanlardan bir aileyi yanına alacaktı. Mallarını onlarla paylaşacaklar, beraber çalışıp beraber kazanacaklardı. Lütfen burada durup biraz düşünelim. Bugünün şartlarında şu nefsimize soralım. Malımızın yarısını, bir arabanız var, arabanızın yarısını, tarlanız var, onun yarısını, eşyalarınızın yarısını verebilir misiniz? İşte o yüzden büyük zatlardı onlar. Bir de çok kritik bir durum var. Rastgele bir Mekkeli ve bir Medineli kardeş yapılmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir araya getireceklerin durumlarını inceden incedi. Düşündü, tetkik etti ve uygun bulduklarını birbiriyle kardeş yaptı. Yani hayatlarında da bir ahenklik olmasını istiyordu. Yine kurulan bu sistem sayesinde yardımlaşma da temin edildi. Muhacir Müslümanlar sıkıntıdan kurtulmuş oluyorlardı. Bir Müslüman kardeş olduğu Mekkeli Müslümana malının yarısını verdi. Muhacir kardeşlerine karşı misafirperverliğini gösterdi, cömertliğini gösterdi ve bundan zevk alarak yaptı. Medineli Müslümanlar bunlarla da kalmadı. Ya Resulallah dediler, hurmalıklarımızı da bölelim mi? Ancak muhacirler o ana kadar ziraatle hiç meşgul olmamışlardı, bilmiyorlardı. Bunun için bunu kabul etmediler. Fakat Medineli Müslümanlar buna da bir çare buldular. Ziraatten anlamayan muhacir Müslümanlar sadece tımar ve sulama işlerini yapacaklar, onlar da ekip biçeceklerdi. Sonunda çıkan mahsul ortadan paylaşılacaktı. Bu teklife razı oldular. Görüyor musunuz?
nasıl bir durum söz konusu? İnsanlığın tarihinde evet birçok göç var. İnsanlar ayrılıyorlar, bir yerden bir yere gidiyorlar ama böylesine önemli, böylesine manalı bir hicret hiç duyulmuş mudur? İnsanların hiç tanımadıkları insanlara yurtlarını, mallarını, tarlalarını paylaşmalarının sebebi nedir? Bunu iyi düşünmek lazım. Tabi muhacirler de boş durmuyorlar. Onlar da ensar kardeşlerimiz bize mal verdi, mülk verdiler, iaşemizi temin ettiler. Biz de yan gelelim, yatalım demediler. Çünkü bu imanlarından gelene zıttı. Onlar da her biri elinde efendim eşyaları, tımar mı yapılacak, sulama mı yapılacak, bir şey tamir mi edilecek, yük olmamaya çalıştılar. Mekkeli Müslümanların Medineli Müslümanlara yük olmayıp alınlarının teriyle rızıklarını temin ettiklerini Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan anlıyoruz. Bir gün kendisine nasıl olup da diğer sahabelerden çok daha fazla hadis rivayet ediyorsun diye sorulmuş. Şöyle cevap vermiş. Medineli Müslümanlar çiftiyle, çubuğuyla, muhacirler de çarşı pazarda alışverişle uğraşırken ben Efendimizin yanından ayrılmıyordum. Onun söylediklerini dinleyip ezberliyordum. Onun duasını almıştım. Buradan da şunu anlıyoruz. Hem Mekkeliler hem de Medineliler de çalışıyordu. Kimisi çiftçilik yapıyor, kimisi de yani muhacirler de ensarın ürettiklerini satıyorlardı. Kurulan bu kardeşlik kısa zamanda müsbet neticesini verdi. İnsanlar birbirine daha çok kaynaştı. Gurur ve adavet ortadan kalktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere çıkacağı zaman kardeşlerden birini beraberinde götürüyor, diğerini ise her iki ailenin maişetini temin etmek, idaresini yürütmek için Medine'de bırakıyordu. Böylece evlerde sahipsiz kalmıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca muhacir Müslümanlar arasında da kardeşlik kurdu. Bir gün Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer radıyallahu anhum ecmain el ele tutuşmuş geliyorlardı. Bu samimi manzarayı seyreden Efendimiz yanındaki sahabelere Nebiler ve Resullerden başka bütün önceki ve sonrakilerden cennetlik olanların kemal çağına erenlerinden iki büyüğüne bakmak isteyen şu gelenlere baksın buyurdu. Sonra da onları birbirine kardeş yaptı. O sırada Hazreti Ali radıyallahu anh çıktı. Gözyaşları arasında ya Resulallah dedi. Sen sahabeleri birbirine kardeş yaptın. Lakin benimle hiç kimse arasında kardeşlik kurmadın. Kimse kalmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel müjdeyi verdi. Ya Ali, sen dünyada ve ahirette benim kardeşimsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurduklarında içinde namaz kılabilecekleri cemaatle gerektiğinde sohbet edebilecekleri bir yer yoktu. Bir yer lazımdı. Şehre ilk girdiklerinde devesi, Neccaroğullarından Sehl ve Süheyl adında iki yetimin üzerinde hurma kuruttukları arsalarına çökmüştü. Bu iki yetim, Medineli Müslümanlardan Muaz bin Afra radıyallahu anh'ın himayesinde bulunuyordu. Efendimiz, bu arsayı satın almak istediğini Muaz hazretlerine bildirdi. Ancak bu fedakar sahabe, arsanın bedelini himayesindeki iki yetime vererek, bu büyük şeref ve ücrete nail olmak için bağışlamak istediğini söyledi. Efendimiz kabul etmedi. Sonra da arsa sahibi
iki yetimi çağırdı. Arsalarının bedelini öğrenmek istedi. İki genç de, ''Ya Resulallah, biz onun bedelini ancak Allah'tan bekleriz. Sana onu Allah rızası için hediye ediyoruz.'' dediler. Lakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fedakar gençlerin tekliflerini de kabul etmedi ve bedeli olan 10 miskal altına arsayı satın aldı. Bu miktarı Efendimizin emriyle sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu an onlara hemen ödedi. Kısa zamanda arsa temizlendi, kerpiçler kesildi, hazırlandı. Mescidin inşasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi de dinlenmeden çalıştı. Bir taraftan mübarek elleriyle kerpiçler taşırken, diğer taraftan Müslümanları şevk ve gayrete getiren şu sözleri buyuruyordu. Taşıdığımız şu yük ey Rabbimiz, Hayber'in yükünden daha hayırlı, daha temiz. Ya Rab, hayır ancak ahiret hayrı. Sen muhacirle ensara acı. Durup dinlenmeden çalışmalar sonunda Mescid-i Nebevi'nin inşası bitti. Çok sadeydi. Dört duvarı kerpiçten olan bu kutsi mabedin tavanı yoktu. Henüz Kâbe kıble olarak tayin edilmemiş bulunduğundan, kıblesi o zaman Kudüs'e doğru yönelikti. Dörtgen şeklindeydi ve üç kapısı ve mihrabı vardı. Mihrap yerine sıra halinde hurma gövdeleri dizilmişti. Minber yoktu. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hutbe irad buyurdukları ve o zaman dayanmaları için konulan bir hurma kütüğü vardı. Sonraları sahabelerin arzusu üzerine üç basamaklı bir minber yapıldı. Mescid-i Nebevi'nin yanına ayrıca kerpiçten önce biri Hazreti Sevde annemiz, diğeri Hazreti Ayşe annemize mahsus olmak üzere iki küçük oda yapıldı. Odaların üzerleri hurma kütüğü ve dallarıyla örtüldü. Mescid-i Nebevi ilk yapıldığı sırada minbersizdi. Efendimiz hutbe irad buyurduklarında o bahsettiğimiz kütüğe dayanıyorlardı. Burada hepimizi heyecanlandıran ve oradaki sahabeleri gözyaşlarına boğan bir durum yaşandı. Kütüğün ağlaması. Uzun bir müddet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kütüğe dayandı. Orada konuşmasına devam etti. Sonra üç basamaklı daha güzel bir minber yapıldı. Artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya çıkacaklar ve burada hitapta bulunacaklardı. Hediye edilen bu minbere çıkıp ilk hutbesini okuduklarında acayip sesler duyuldu etraftan. Tüm sahabeler o sesin nereden geldiğine bakıyorlar. Öyle bir ağlama ki, deve ağlayışını andıran. Bakıyorlar, etrafta bir şey yok. Ama bir deve sesiydi bu. Sanki bir deve yavrusu sesi. Dikkatle baktılar. Ses kesilmiyor. Sonra fark ettiler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biraz daha sağ tarafından geliyor. O da ne? Kuru bir kütük ağlıyor. Ağlayanlar, cezbeye gelenler mi istersiniz? Kütüğün bir deve gibi ağlayışını sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, ashabı güzin de duyuyordu.
Allah Celle Celaluhu bunu herkesin duymasını istiyordu. Bir ibret vardı. Bir türlü susmadı kütük. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem minberden yavaşça indiler. Biraz yürüdüler, yanına geldiler kütüğün. Elini üstüne koyup teselli ettiler. Ancak kütük o zaman sustu. O hurma kütüğünün deve gibi sızlamasını işiten sahabeler de gözyaşlarını tutamadılar, hüngür hüngür ağladılar. Bir kuru direk, bir kütük, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinden uzak kaldım diye ses verip ağlıyor. Üzerinde yapılan zikrullah'tan ayrı kaldı diye hamile bir deve gibi inleyip duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kuru direği teselli ettirdikten sonra sahabelere döndü. Eğer ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim, Resulullah'ın ayrılığından kıyamete kadar ağlaması böyle devam edecekti buyurdu. Bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle o kütük minberin altına kazılan bir çukura gömüldü. Sonraları Hazreti Osman devrinde mescit yıktırılıp yeniden tamir edildiğinde Übey bin Ka'b Hazretleri onu evine aldı ve çürüyünceye kadar sakladı. Düşünün, kuru bir hurma kütüğünün cemaatin gözleri önünde ağlayıp sızlaması. Bu da bir mucizeydi. Cinlerin, insanların, peygamberini tanıdıkları gibi, cansız, kuru ağaçların da onu tanıdığının bir ispatıydı. Bazen büyüklerimiz der ya, bir kütük kadar olamadık seni severken ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kütük kadar olamadık diye. Bir başka rivayete göre o kütük ağlayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini üstüne koydu. İstersen seni daha önce bulunduğun bahçeye göndereyim. Köklerin tekrar bitsin Allah'ın izniyle. Yaprak ve meyvelerin olsun. İstersen Allah dostları senin meyvenden yesinler. Cennete dikeyim. Hangisini istersin? Kuru ağaç, beni cennete dik ki meyvelerimden Allah'ın sevgili kulları yesin. Hem orası öyle bir mekandır ki orada çürüme yok. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam arzusunu yerine getirdi ve ashabına dönerek ebedi alemi fani aleme tercih etti buyurdu. Mekke'deyken Müslümanlar ibadetlerini gizlice yapıyorlar, namazlarını kimsenin göremeyeceği yerlerde kılıyorlardı. Dolayısıyla orada namaza açıktan davet etmek gibi bir mesele söz konusu olamazdı. Ancak Medine'de manzara tamamıyla değişikti. Serbesttiler. Müslümanlar rahatlıkla ibadetlerini yapabiliyorlardı. Baskı yoktu. Mescid-i Nebevi de inşa edilmişti. Fakat Müslümanlar namaz vaktini nereden bileceklerdi? Nasıl bir araya toplanacaklardı? Bu bilinmiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını topladı. Nasıl bir davet şekli yapalım diye
istişare etti. Sahabelerin bazıları Hristiyanlarda olduğu gibi çan çalınmasını, bazıları Yahudiler gibi boru öttürülmesini, bir kısmı da ateşe tapanların yaptığı gibi namaz vakitlerinde ateş yakılmasını, yüksek bir yere götürülmesini teklif etti. Efendimiz bunları beğenmedi. O sırada Hazreti Ömer radıyallahu anh söz aldı. Ya Resulallah, halkı namaza çağırmak için neden bir adam göndermiyorsunuz dedi. Bu teklifi uygun gördüler ve Hazreti Bilal'e radıyallahu anh, kalk ya Bilal, namaz için seslen diye emrettiler. Bunun üzerine bir müddet Medine sokaklarında Essela, Essela, buyurun namaza, buyurun namaza diye seslendiler. Birkaç gün geçmedi ki ashabtan Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh bir rüya gördü. O gördüğü rüya bugün hala okunan ve kıyamete kadar okunacağına ümit ettiğimiz, itikad ettiğimiz şekildi. Rüyasında her şey açıklandı. Ezan nasıl okunacak? Çok sevinçliydi. Sabah koşa koşa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Bir bir rüyasını anlattı. İnşallah bu gerçek bir rüyadır buyurdu Efendimiz ve bunu tasvip etti. Daha sonra o ezan şekli Hazreti Bilal'e öğretildi. O da yüksek ve gür sedasıyla Medine ufuklarını ezan sesleriyle çınlatmaya başladı. Bu nidayı duyan Hazreti Ömer radıyallahu anh heyecan içinde evinden çıktı, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın huzuruna gitti. Durumu öğrenince, ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki, Abdullah'ın gördüğünün aynısını dün gece ben de gördüm, dedi. Efendimiz aleyhisselam da iki kişinin aynı şeyi görmesinden dolayı Allah'a hamd etti. Artık ezan-ı Muhammediye okunuyordu. Medine'ye hicret eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hanımı Hazreti Sevde, kızları Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Zeynep ile nişanlısı Hazreti Ayşe'yi radiyallahu anhuma ecmain Mekke'de bırakmak zorunda kalmıştı. Artık kendilerini getirmek için her şey hazırdı. Mekke'ye bir elçi gönderdi. Adı geçen annelerimizi aldılar, Medine'ye getirdiler. Sadece Hazreti Zeynep validemizi, henüz Müslüman olmayan kocası müsaade etmediğinden getiremediler. Fakat bir müddet sonra o da Medine'ye hicret etti. Kocası da daha sonra Müslüman oldu. Medine'ye gelenlerden Peygamberimizin ev halkı kendi odalarına, Hazreti Ayşe radıyallahu anha ise babasının evine gitti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ayşe annemizle Mekke'de nikahlanmıştılar. Fakat düğün tehir edilmişti. Medine'ye gelinince, hicretin birinci yılı Şevval ayında düğün yapıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırada 55 yaşında. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın diğer hanımlardan farklı bir yeri vardı. Amr bin As radıyallahu an bir gün, ey Efendimiz, halkın sana en sevgili olanı kimdir diye sorunca, Ayşe buyurmuşlardı. Ya erkeklerden hangisi deyince, Ayşe'nin babası buyurdular. Ayşe annemiz çok zekiymiş. Çok fazla sayıda hadis ezberlemiş. Birçok İslami hükmü, özellikle bizlerin ailemizle alakalı, karı kocayı ilgilendiren birçok durumu kendisinden öğrendiğimizi itiraf edelim.
rivayet ettiği hadis sayısı 2200'ün üzerinde. Birçok sahabe, birçok meseleyi, olaylar nasıl olmalı, tatbiki nedir, İslami hükümleri ondan öğrendiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dininizin yarısını bu Humeyra kadından öğrenin buyurmasıyla, Hazreti Ayşe annemizin ilmi ehliyetini de ortaya çıkarmıştır. Kıble henüz Kâbe tarafından çevrilmeden önceydi. Mescid-i Nebevi'nin kuzey duvarında hurma dallarıyla bir gölgelik ve sundurma yapıldı. Buna suffa dendi. Burada kalan Müslümanlara da burada kalanlar, suffada kalanlar, Ashab-ı Suffa ismi verildi. Bu sahabelerin Medine'de ne meskenleri vardı ne de aşiret ve akrabaları. Kimi kimseleri yoktu. Ailelerinden uzak, dünya meşgale ve gailesinden uzaklaşmışlar. Tam manasıyla hayatlarından feragat etmişlerdi. Sadece Kur'an-ı Kerim'i tahsil ediyorlar, Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı çok iyi dinliyorlardı, vaazlarını, derslerini ezberliyorlardı ve ekseriyetle Ashab-ı Suffa, Allahu Teala onlardan razı olsun, devamlı oruç tutarlardı. Vakitlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geçirirlerdi. Feyz üzerine feyz alırlardı. İlim aşığı talebelerdi. Bunlardan yetişenler, Müslüman olan kabilelere gittiler. Kur'an öğrettiler. Sünnet-i Resulullah'ı öğrettiler. Bu cihetle kendilerine kurra dendi. Suffa ise bu itibara Darül Kurra diye anılmaya başlandı. Yani bir mektepti. Sayıları 400-500 kadar olan, mütevazi fakat feyizli bir hayata sahip bulunan bu güzide sahabiler bir irfan ordusu gibiydi. İçlerinden evlenenler olursa Suffa'dan ayrılırlardı. Fakat yerlerine hemen başkaları atanırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ashab-ı Suffa'nın hem talim terbiyesi, hem de onların yiyecek içecekleriyle çok yakından ilgilenirdi. Onlarla daima oturur, sohbet eder, alakadar olurdu. Zaman zaman da onlara, eğer sizin için Allah katında neyin hazırlandığını bilseydiniz, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da ziyadeleşmesini isterdiniz diyerek, bu meşguliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyordu. Bir kere Hazreti Fatıma radıyallahu anha annemiz el değirmeniyle un öğütmekten yorulduğunu söylemiş, biraz şikayetçi olduğunu izah edince, bir hizmetçi isteyince Efendimiz şöyle buyurmuştu. Kızım, sen ne söylüyorsun? Henüz Ehl-i Suffa'nın maişetini yoluna koyamadım. Onlara böyle çok önem verdi. İlme çok önem veriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 13 senelik Mekke devrinde mesaisini tamamıyla iman esaslarını anlatmaya verdi. Ve bunun sayesinde birçok kimse Müslüman oldu. Müslümanların sayısı çoğaldı ve Müslümanlar artık gözle görülür bir kuvvet haline geldiler. Ancak buna rağmen bu devrede İslam düşmanlarına karşı her türlü maddi mukabele yasaktı. Silah vardı ama silahın ismi ok, mızrak değildi, sabırdı. Ama şimdi şartlar değişti. Hicretle yeni bir muhite gelindi. Müslümanlar imanlarının gereği olan her şeyi rahatça yapabiliyorlardı. Belki de
Medine dönemindeki en mühim hadise, muhacirlerle ensarı kardeş yapan Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamasıydı. Efendimiz bununla Müslümanlar arasında çok kuvvetli bir ittifak kurmuş oldu. İslam'ın ırk, dil, sınıf veya ten ayrılıkları tanımayan kardeşlik müessesesi böylece tarihe geçiyordu. Ancak bununla beraber her şey bitmiş değildi. Medine'de yalnız Müslümanlar yaşamıyordu. Museviler, Araplardan müşrik olanlar ve Hristiyanlar vardı. Buna bir de Arap kabileleri arası tükenmek bilmeyen rekabet ve çatışmalar eklediğiniz zaman kolayca anlayabilirsiniz ki artık meselenin küçümsenmeyecek bir tarafı var. O da bir an önce bir şeylerin yapılması gerekiyor, anlatılması gerekiyor. Ama bu nasıl olacak? Nasıl acaba Müslüman olmayan unsurlarla anlaşılacak? Nasıl bir teşkilat yapılacak? Henüz hicretin birinci yılı bitmiş değildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün Medine ahalisinin temsilcilerini bir evde topladı. Maksat, bazı içtimai prensiplerin konuşulmasıydı. Konuşmalar yapıldı ve bu prensipler ortaklaşa benimsendi. Çok önemli maddeler yazıldı. Taraflarca imzalandı. 52 maddeden oluşan İslam Şehir Devleti'nin ilk yazılı anayasasının birinci ve ikinci maddelerinde şunlar yazıyordu. Bu kitap, yani bu yazılanlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Kureyşli ve Yesripli müminler ve Müslümanlar ve bunlara tabi olanlarla, yine onlara sonradan katılmış olanlar ve onlarla birlikte cihat edenler için tanzim edildi. 2. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir topluluk teşkil ederler. Özetle bu anayasaya göre Medine halkı, inanç farkı, ırk farkı gözetmeksizin diğer milletlerden ayrı bir millet teşkil ediyor, ayrı bir topluluk hüviyetine ulaşıyordu. Yani bir kavga, bir savaş durumu olduğu zaman Medine'ye sadece Müslümanlar değil, Yahudiler de, Hristiyanlar da ne yapacaklar? Mukavemet edeceklerdi. Esas gaye Medine'ydi. Böyle bir kural ortaya koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de harp ve cihada henüz izinli değildi, emir gelmemişti. İslam hukukuna göre, insanlar arasında asıl olan barış dairesinde münasebet etmektir. Evet, savaşın da olduğu zamanlar vardır ama bunun belli bir müsaadesi ve savaşı gerektiren şartlar olması gerekmektedir. Medine'deki Yahudi ve münafıklarla el altından gizli gizli işbirliklerini sürdürerek İslam'ın nurunu söndürmeye ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücudunu ortadan kaldırmaya yönelik birçok girişimler yaptılar. Tabii ki Medine'de buna karşı önlemler alındı, tedbirler alındı. Düşündükleri diğer bir tedbirde civarda yaşayan kabilelerle bazı anlaşmalar yapmaktı. Böylece onları Mekkeli müşriklerin sinsi oyunlarına alet etmeyeceklerdi. Yani bir bakıma şöyle düşünebiliriz. Eğer bu anlaşmalar Medine'nin etrafındaki kabilelerle yapılmamış olsaydı, Mekkeli müşrikler belki onlarla anlaşma yapacaklar ve sıkıntılar mevzu bahis olacaktı. Bu maksatla hicretin ilk yılında etrafa serriyeler gönderildi. Serriye neydi, aklınızda bulunsun? Askeri birlik, ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın içinde olmadığı askeri birliğe serriye deniyor. En az 5-6 kişiden oluşuyor, en fazla 300-400 kişiden oluşuyordu zaman zaman. Bu serriyelerin görevi
savaşmak değildi, hücum etmek değildi, kan dökmek değildi. Efendim, kabilelere gidecekler, anlaşmalar yapacaklardı. Nihayet Medine'ye hicretlerinden 7 ay sonra Ramazan ayında Efendimiz aleyhisselam amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh'ı Mekkeli muhacirlerden 30 kişilik bir süvari grubunun başında Kureyş müşriklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında olan Şam'dan Mekke'ye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderdi. Süvari birliğinin içinde Ensar'dan tek bir Müslüman yoktu. Çünkü onlar sadece Medine içinde korumak üzere söz verdiler Efendimiz'i. Bu sebeple Efendimiz aleyhisselam Bedir muharebesine kadar Ensar'dan hiç kimseyi askeri seferlere göndermedi. Gönderemedi daha doğrusu. Medine'den yola çıkan Hazreti Hamza radıyallahu anh, İs nahiyelerinden biri olan Seyfül Bahre'de, içinde Ebu Cehil'in de bulunduğu Kureyş'in kervanıyla karşılaştı. Taraflar çarpışmaya hazırlanırken, iki tarafında dostu ve müttefiki bulunan Cüheni'lerin reisi aralarına girdi, çarpışmalarına mani oldu. Kureyş kervanıyla Mekke'ye doğru yol alırken, Hazreti Hamza da beraberindekilerle beraber Medine'ye geri döndü. Efendimiz aleyhisselam çarpışma çıkmamış olmasından memnunluk duydu. Ardından Ubeyde bin Haris radıyallahu anh serriyesi oldu. O da yollandı. Efendim ve hicretin birinci senesinin son ayında bir olay oldu. Onu da aktaralım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İlk defa muhacirlerden 60 kişilik bir kuvvetle yerine Sa'd bin Ubade'yi vekil bırakarak Medine'den yola çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu gazaya çıkış nedeni etrafa saldırıp halkı rahatsız eden Kureyş müşrikleriyle karşılaşıp onlara gözdağı vermek, aynı zamanda Demre bin Bekir oğullarıyla anlaşma yapmaktı. Beyaz sancağı Hazreti Hamza taşıyor radıyallahu anh. Bu gazada müşriklerle karşılaşılmadı. Ancak yola çıkışının ikinci maksadı olan Demre bin Bekir oğullarıyla anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre iki tarafta hiçbir şekilde birbiriyle savaşmayacak, birisi diğerinin düşmanına gizlice de olsa kesinlikle yardım etmeyecek ve İslam'a karşı çıkmadıkları müddetçe yardım göreceklerdi. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara muaraza vaziyeti almamış, başka kabilelerle düşmana karşı muvakkaten de olsa bazı anlaşmalara girilmişti. Zaten ilerleyen bölümlerde inşallah duyacaksınız, bu anlaşmalara tabi olup ardından bunu reddedenler ve bu anlaşmalara uymayanlar olacaktı. O zaman bu isimleri daha iyi anlamış olacağız. Hicretin birinci senesinde acaba ne oldu? Son olarak, muhacir Müslümanları sevindiren başka bir durum oldu. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'ın Abdullah adında bir çocuğu dünyaya geldi. Hazreti Abdullah Medine'de muhacir Müslüman ailelerin içinde doğan ilk çocuk oldu. Annesi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı Hazreti Esma Kuba köyünde onu dünyaya getirdi. O yavrunun doğumu muhacir Müslümanları çok sevindirdi. Zira Yahudiler onlara ne demişlerdi hatırlayınız? Biz sizi sihirledik. Bundan böyle sizden hiçbir erkek çocuğu dünyaya gelmeyecek demişlerdi gidenler için. Muhacirler de üzüntü duyuyorlardı. Lakin Abdullah'ın dünyaya geldiğini duyar duymaz Yahudilerin bu sözleri yalanlanmış oldu. Tekbirler getirdiler, dua ettiler, secdelere kapandılar, şükrettiler. Abdullah ismini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Evet, bugünkü yolculuğumuzun da sonundayız. Hicretin birinci yılını tamamladık.
Bir sonraki bölümümüzde bazı gazalar var. Buvat, Safevan, Uşeyre gazaları var. Ardından seriyeler var ki çok önemli ve sonrasında kıble artık şimdiki halini alacaktı. Mescid-i Haram'a çevrilecekti. Kube mescidinin biliyorsunuz yeriyle alakalı bazı mevzular var. Onları sizlerle paylaşalım ve Bedir muharebesine gelelim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat okuyanların hem dünyaları hem de ahiretleri hayrola buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İki cihan güneşi, kainatın efendisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait. 10. Bölüm. Kafe restoranın kat